Haftanın yorumuyla karşınızdayız. Gazeteci yazar Arslan Bulut'la birlikteyiz. Hemen kendilerini gündemi değerlendirmesi için merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Nasılsınız? Görüşmeli. İyiyim. İyiyim. Gelişmeleri hemen izninizle başlayalım o zaman. Tabii gündemde gelişmelerde tabii sıcağı sıcağına Sabiha Gökçen'deki uçağın kazası, Elazığ'daki deprem, Suriye'deki gelişmeler ve Van'daki çığ. Evet. Üst üste gelen doğal afet ve tabii şehitlerimizle ilgili haberler. Gündemi toparlamak istersek, nasıl bir cevap vermek istersiniz? Dört olayda da yönetim organizasyon hatası diye başlığınız var yazıda. Evet. Detaylarını sizden dinleyelim. Şimdi bu 2020 yılı uğursuz başladı falan evet, diye muhabbetler yapılıyor. Basında yazılıyor. Ahmet Hakan yazmış Hürriyet'te. Bu 2020 yılının uğursuzluğu değil. Bu yönetim ve organizasyon bozukluğu bütün bunların sebebi. Ve hepsinin bir güne, birkaç gün içerisine yahut da denk gelmesi tesadüf değil. Tesadüf değil. Niye tesadüf değil? Çünkü bir ülkede A'dan Z'ye bütün yönetim sistemi bozuksa, bu ki A'dan Z'ye her şeyimiz bozuktur sözü de eski başbakanlardan Refik Saydam'a aittir. Türkiye'nin A'dan Z'ye her şey bozuktur diyordu. Her şey bozuksa her gün bir veya daha fazla büyük facianın patlaması mümkündür. Yani mesela işte nereden başlayalım? Elazığ depremi. Evet. Elazığ depreminden iki ay önce Elazığlı olan Profesör Doktor Naci Görür, Elazığ'da büyük bir deprem beklendiğini, tedbir alınması gerektiğini ve işte hem raporlarla hem konuşmalarla uyardı, söyledi. Peki bu uyarıların gereği olarak ne yapabilirdi? En azından depreme dayanıksız olan binaların boşaltılması gerekirdi. Peki depreme dayanıksız olan binalar biliniyor muydu? Evet biliniyordu. Önceki depremlerde bunlar çatlakları sıvanmış şekilde işte oturma devam izni verilmişti. Yani orada Van depreminde mesela Elazığ'da etkilemişti. Elazığ'da binalar çatlamıştı. Bazı binaların evet, kolonları bile çatlamıştı. Bunlar sıvanmış. Belediyenin oturulabilir izniyle insanlar orada oturmaya devam ediyordu. Şimdi bundan boşaltılabilirdi. O binalar çöktü. Yani Malatya'da da benzeri şekilde. Yani tedbir tabii topyekun bir tedbir alın meselesi bir gün, iki gün, üç gün yahut da iki ay, beş ayda alınamaz. Bu yılların meselesi. Yılların birikimiyle çünkü sorunlar oluşuyor. Çözümü de yıllar alır. O da nedir çözümü? Depreme dayanıklı binalar yapmak. Depreme dayanıklı binalar yapmak için hepsini bir günde yıkıp bir günde yapamazsınız. Bu zaman alır. Evet bu doğru ama en azından yani depreme dayanıklı olmadığı bilinen binaları yıkabilirsiniz. Ve hemen acilen onları boşaltabilirsiniz. Orada oturan vatandaşlara geçici konut temin edebilirsiniz. Erken tedbir. Ve böylece ölü sayısını, kayıp sayısını azaltabilirsiniz. Burada büyük böyle bir facia var. İstanbul'da mesela aynı durum söz konusu. İstanbul'da deprem olursa diyorlar ki 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz. Süleyman Soylu diyor İçişleri Bakanı. 7,5 şiddetinde deprem İstanbul'da şu kadar insanın ölümüne yol açar diyorlar ama daha büyük facia olur 7,5 şiddetinde olursa. Gerçi bu İstanbul depremi değil Marmara depremi. Yani işte Silivri açıklarından geçen fayın yani 15 kilometre açıktan geçen fayın kırılması söz konusu. Orada 7,5 şiddetinde deprem olursa İstanbul tabii sarsılır. İstanbul'da bu yeni yapılan modern teknolojiye göre yapılan binalar dışında tamamı yıkılır. Çünkü hiçbirisi 7,5 şiddetine dayanıklı değil. Bu durumda facianın boyutlarını düşünebiliyor musunuz? Şimdi peki tedbir alınıyor mu? Alınmıyor. Hiçbir tedbir alınmıyor. İstanbul'u terk edemeyiz. İşimiz gücümüz burada. Ama o bir yerden başlamak lazım. Yani o nedir? İşte kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşümü de bir binayı yıkıp yerine yenisini yapmak değildir. Hızlı bir şekilde bir bölge bölge, ilçe ilçe yahut da lokasyon, bölge bölge, mahalle mahalle en azından boşaltıp yeniden yapıp yani oradaki insanları başka yere taşıyıp o bölgeyi yeniden inşa edip yeniden orada oturan eski insanları oraya oranın sakinlerini yeniden taşımak falan. Bu şekilde 5 yıl içerisinde mesela Rusya'da Moskova'da bu yapıldı. Siz niye yapmıyorsunuz? Yapabilirsiniz. Üstelik gerçekten de ekonomiye de büyük bir hız kazandırır. Yani bir devrim kazandırır, bir hareket kazandırır. İstanbul ölçeğinde çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir inşaat hamlesi olur. Yani böyle uçuk projeler
ile uğraşacağına doğrudan vatandaşınızı, halkınızı korumak için böyle tedbirler yapabilirsiniz. Başvurabilirsiniz. İkincisi İdlib'de mesela bir olay patladı. Türk askerlerine saldırı oldu. Şehitlerimiz var. Peki ama bunun sebebi nedir? Bu olaydan bir süre önce bölgede Rus askerlerine, Rus uzmanlarına yönelik bir saldırı oldu. Rus uzmanları öldürdü. Gerçi Rusya'nın son Dışişleri Bakanlığı açıklamasında deniliyor ki terörist saldırılarda daha önce de Türk ve Rus uzmanlar öldürüldü deniliyor ve yani yumuşatmak için Türk ve Rus diyorlar. Aslında Rus uzmanlar öldürüldü. Bence bu Rusya'nın Suriye üzerinden Türkiye'ye cevabıdır. Yani sen orada Soçi mutabakatı gereğine uymazsan, orada teröristleri, İdlib'deki teröristleri arındırmazsan, silahtan arındırmazsan veya onları kontrol altına almazsan olacağı budur diyor. Zaten de Rusya'nın cevabı şu şekilde oldu, ilk cevabı. Yani sizin teröristlerin yanında ne işiniz vardı? Yani biz teröristleri, Suriye ordusu teröristlere ateş açtı da işte Türk askerleri de öyle şehit oldu şeklinde bir yaklaşımları var ama aslında öyle değil. Peki nedir asıl sebebi? Bunun olayın sebebi Soçi mutabakatı. Soçi mutabakatında denildi ki Türkiye ve Rusya orada askeri gözlem noktaları kursun. Peki nasıl kurdular gözlem noktalarını? Türkiye'nin gözlem noktaları teröristlerle Suriye ordusunun arasına konuldu. Peki ne anlamı var bunun? Yani teröristlerle Suriye ordusu arasına girmenin anlamı şudur. Teröristleri Suriye ordusundan korumaktır. Gerçi sivilleri korumak için bunu yaptığı iddia ediliyor ama sonuç ne oluyor? Sonuçta siz oraya o askerlerin gözlem noktalarını dizdiğiniz zaman içeride kalan teröristler duruma hakim oluyor. Yani terörist Şam örgütü İdlib'in tamamına hakim oldu. Evet. Bu durumda arka planda da Rus askeri gözlem noktaları var. Yani bir kademe bir sıra Türk gözlem noktaları, onun hemen arkasında yani Suriye ordusu tarafında Rus gözlem noktaları, onun arkasında Suriye ordusu. Evet. Şimdi ne anlaşılıyor bundan? Teröristlerin korunması Mehmetçiğe yaptırılmış oluyor fiili durum olarak. Amaç bu olsun olmasın. Fiili durum bu. Türkiye'yi bu duruma düşürmeye ne hakkınız var? Peki ne olmalıydı? Biz o zaman başından beri bu İdlib, Soçi mutabakatı yapıldığı zaman gözlem noktalarının Türkiye sınırına yakın bir yere kurulması gerektiğini, önemli olan burada Türkiye'nin sınırlarının korunmasının olduğunu, evet İdlib'deki sivillerin korunmasının da tabii ki Türkiye ile ilgili olduğunu ama sonuçta oradaki teröristleri temizlemek gibi Türkiye'nin bir görevi bulunmadığını, orasının Suriye toprağı olduğunu, Suriye'nin oraya yapacağı operasyona da karışmamamız gerektiğini. Mesela ben öyle düşünüyordum, hala da öyle düşünüyorum. Niye biz Suriye'nin kendi ülkesindeki teröristleri teröristlere yönelik operasyon yapmasına karşı duruyoruz ki? Yani sorumluluğu bize mi ait? Dolayısıyla orada böyle işte sivilleri koruma bahanesiyle, Amerika'nın da desteğiyle böyle bir yapı oluşturuldu. Rusya da buna evet dedi. Amerika'nın ve Rusya'nın mutabakatıyla işte teröristlerle Suriye ordusu arasına girmiş oldu Türkiye. O zamandan belliydi ki her an bir olay patlayabilir. Mehmetçikler gereksiz yere bir hiç uğruna şehit olabilir. Ve olay böyle cereyan etti. Peki bu nedir? Bu bir yönetim ve organizasyon bozukluğu değil midir? Demin depremde anlattığım olaylar yönetim ve organizasyon bozukluğu değil midir? Gelelim yine çığ meselesine. Çığ meselesinde tabii o bölge 3 metre 4 metre kar yağan bir bölge. Van'ın Bahçesaray Çatak arasındaki bölgesi. O bölgede sık sık çığ olması doğal. Çığ olduğu da biliniyor. Her zaman çığla mücadele ediliyor. Şimdi bölgede bir işte siyasi bir gezi var. O siyasi gezi dolayısıyla yolun açılması gerekiyor. Yolun açılması için de iş makineleri kullanılıyor. İş makineleri kullanıldığı zaman yüksek ses çıkarıyor. Yüksek ses de ne yapıyor? Çığı harekete geçiriyor. Ses dalgası çığı harekete geçiriyor ve çığ erkene alınmış oluyor. Yani çığa bu ses dalgası sebep oluyor. İş makinelerinin çıkardığı gürültü, ses. Bu bilinmiyor mu? Biliniyor. Peki buna rağmen neden böyle bir acil bir girişimde bulunuluyor? Nedir? Yönetim hatası, organizasyon hatası. Sonra birinci çığ faciasında kar altında kalanları kurtarmak için gidenler de ikinci çığ da yine aynı şekilde
daha fazla ölü sayısına sebep oldu ikinci suyun olmasıyla. Bu nedir? Bu da tedbirsizlik. Kurtarma faaliyetlerinin iyi yönetilemediğini gösteriyor. Yani her şeyden önce insan bir çığ bölgesinde kurtarma faaliyeti yaparken önce kendi güvenliğini almak durumundadır. Kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Değil mi? Yani kurtarma ekibinin güvenliği. Burada acemilik var. Burada bir yani ehliyet, liyakat eksikliği var, bozukluğu var. Bir organizasyon bozukluğu var. Yani burada çığ düşeceği biline gidilen bir bölge burası. Bilinmeyen bir bölge değil yani. Başka? Sabiha Gökçen havaalanındaki kaza. Şimdi o gün büyük bir hızda esen rüzgar var İstanbul'da. 60 saatte 65 kilometre hızla estiği söyleniyor saatte. Yani Sabiha Gökçen havaalanı bulunduğu mevkide saatte 65 kilometre hızla. Ve uçağın arkasından geliyor. Yani öyle bir iniş yönü vermişler ki yani pistin öbür tarafından iniş yapmaya çalışsa rüzgara karşı iniş yapacak ki doğrusu olan buymuş havacılık kurallarına göre. Ama rüzgarı arkasına alacak şekilde piste iniş izni verildiği için ne oluyor? Uçak kapaklarını açıyor, kanat kapaklarını açıyor yere inişe geçtiği sırada. 65 km hızla esen rüzgar kapakları itiyor. Dolayısıyla tekerleri yere değeceği zaman nereye geliyor? Uçak pistin ortasına geliyor. Evet. Pistin ortasına geldiği için de pisti daha fazla yani yerde sürüntülmeye ihtiyacı var. Ama pist yeterli gelmiyor. Araziye çıkıyor. Arazide havaalanı uygun bir yere yapılmamış yahut da o bölge doldurulmamış. 25-30 metre derinliğindeki çukura düşüyor. Evet. Uçağın parçalanması veya da işte ölüler, yaralılar. Bu nedir? Kaza yapan uçağın bağlı olduğu şirketin hatası. Nedir şirketin hatası? Acemi pilotlar görevlendirmiş, çalıştırıyor orada. Yani ihtiyacı, talebi karşılamak için, piyasayı tutmak için ne yapıyor? Tecrübesiz pilotlara da kullanıyor. Nedir tecrübesiz pilot derken? Yani 5 yıllık sertifikası olan ama 1 yıllık fiili tecrübesi olan kaptan pilot ve henüz pilotluk stajı yapmakta olan bir Koreli bir genç. O da pilot adayı. O da yardımcı pilot. Şimdi havacılık kurallarına göre deniliyor ki en az 10 yıllık kaptan pilotun en az 10 yıllık tecrübe sahibi olması lazım. Yani ikinci pilot olarak, yardımcı pilot olarak 10 yıllık çalışacak. Ondan sonra ancak kaptan pilot olabiliyor. Bizimkinin 1 yıllık fiili tecrübesi var. 5 yıllık sertifikası var ama 1 yıllık fiili tecrübesi var. Yani bütün bunlar birleştiği zaman ne oluyor? Bir taraftan inşaat hatası, bir taraftan kulenin yönetim hatası. Yani uçağın yine ikinci pist yapılması söz konusu idi. İkinci pistin yapımı frenlendi, durduruldu. Niye? İstanbul Havaalanı'na yönlensin insanlar diye. Ama insanlar İstanbul Havaalanı'na gitmek istemiyorlar. Hatta Avrupa yakasından kalkıp Asya yakasına, yani Sabiha Gökçen'in bulunduğu Asya yakasına gidiyorlar. Uzak olmasına rağmen orayı tercih ediyor insanlar. Yani İstanbul Havaalanı'nı kullanmak istemeyenler en azından. Dolayısıyla orada bir yığılma var Sabiha Gökçen'de. Bu yığılma sonucunda uçakların biri iniyor, biri kalkıyor. Ve trafik yoğun. O yoğunluk sırasında kule görevlileri de görevlerini hakkıyla yapamıyorlar. Yoğunluktan dolayı. Şimdi olayın bu şekilde sorunlara yol açacağını herkesin hesap etmesi lazım. Bu işi idare edenlerin yönetebilmesi lazım. Tekrar Atatürk Havalimanı'nın yarısı açılsa, böyle bir talep gündeme gelsin. Ya böyle bir talep var zaten ama diyorlar ki işte İstanbul Havalimanı ile işte Atatürk Havalimanı aynı hava sahasını kullanıyorlar. Çakışır olmaz filan diyorlar ama bence bu doğru değil. Hiç de aynı hava sahasını kullanmıyorlar. Yani hepsine ayrı rota verilebilir, ayrı yükseklik, ayrı irtifa verilebilir ve o yine de tabii iki havaalanı da aynı anda kullanılabilir. Ama hatta uygun olan da budur ve İstanbul'u rahatlatır. Ama sırf İstanbul Havalimanı'ndaki işte garanti edilen yolcu sayısı yerine gelsin diye böyle bir girişimde bulunmuş deniliyor. Tabii tam olarak araştırmak lazım, ayrıntılarıyla incelemek lazım ama yani böyle de bir söylenti var, bir değerlendirme var en azından. Onun için İstanbul havaalanını kullanılsın diye böyle bir diretme var, dayatma var, direnme var daha doğrusu. Yoksa Atatürk Havalimanı kullanılmış olsa bu durumda Sabiha Gökçen
de rahatlar, İstanbul Havaalanı'nda rahatlar, böylece İstanbul'da, Türkiye'de rahatlar ama tamamen siyasi kaygılar yani. Ama bu yönetim ve organizasyon hatalarının her alanda kendisini göstermesi mümkün. Onun için ehliyet ve liyakat diye boşuna söylemiyorlar devlet yönetiminde, ehliyet ve liyakatın önemi. Ama şimdiki idare ehliyete ve liyakata bakmıyor, sadece benden mi değil mi diye. Yani ideolojik gerekçelerle, siyasi gerekçelerle her kadroya insanı alıyorlar. Hava alanlarının yönetimi de böyle. Özel şirketlerde de maalesef durum devlet sektöründen etkilenerek aynı istikamete yöneldi. Onlara da sirayet etti diyelim, yayıldı. Böylece her kurumda kalite aşağı doğru iniyor. Kalite indikçe de her gün bir facia olması muhtemel. Tabii bir diğer gelişme de İlker Başbuğ'un isminin geçmesi, açıklamaları. Tabii FETÖ'nün siyasi ayağındaki gelişmelere ilişkin haberler. Siz de yazınıza taşımışsınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi İlker Başbuğ önemli bir tespit yaptı. Dedi ki işte 25-26 Haziran 2009'da bir yasa, gece yarısı bir yasa tasarısı geldi. O yasa tasarısını kim getirdi? O yasa tasarısıyla asker kişilerin işlediği suçların da sivil mahkemelerde görülmesi hükme bağlandı. İşte Ergenekon ve Balyoz operasyonları da böyle başlatıldı. Türk ordusuna kumpas da böyle kuruldu demek istedi. Onun üzerine işte AKP sözcüleri Ömer Çelik başta olmak üzere ağır tepki gösterdiler. Bu işte parlamentoya müdahaledir, şudur budur. Yani Tayyip Bey de Cumhurbaşkanı olarak yahut AKP Genel Başkanı olarak aynı şeyleri söyledi. İşte bu boru göstermeye benzemez gibi ifadelerle, yani İlker Başbuğ hani bir boş bir laf silahını göstermişti ya, onu hatırlatarak bu boru göstermeye benzemez dedi. Derken suç duyurusunda, bugün de suç duyurusunda bulundular. Hatta işte meclis üzerinde vesayetten falan söz ederek, ya İlker Başbuğ kim? Emekli Genelkurmay Başkanı. Üstelik 2 yıl 2 ay hapiste tutmuşsunuz. Haksız yere hapis yatırmışsınız. Peki şu anda kendisi bu mevcut konumuyla, emekli bir asker konumuyla meclis üzerinde bir vesayet teşkil edebilecek bir güce sahip mi? Hayır. O zaman hangi vesayetten bahsediyorsunuz? Diyorlar ki işte anayasanın 83. maddesi işte mecliste görevli bulunan milletvekillerinin yasama faaliyetlerini koruma altına almıştır, dokunulmazlığı vardır. İşte bu haklara müdahale ediliyor. Evet, ama o 83. maddenin bir şeyi var, istisnası var. Diyor ki anayasanın 14. maddesinde belirtilen hususlar dışında diyor. Nedir anayasanın 14. maddesi? Diyor ki bu anayasada belirtilen haklar hiçbir şekilde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı bir şekilde yorumlanamaz ve kullanılamaz. Peki siz bu yasayı getirmek suretiyle Ergenekon ve Balyoz operasyonlarına ve dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurulmasına yol açmışsanız, bunu emekli bir genelkurmay başkanı, üstelik 2 yıl 2 ay hapis yatmış bir genelkurmay başkanı dile getirirse, bunda nasıl bir şekilde meclis iradesine baskı veya meclisi vesayet altına alma iddiasında bulunabiliyorsunuz? Hangi hakla? Bir de üstelik başka bir gelişme oldu. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı, ardından Yeni Çağ'da da yayınlandı. Şimdi başka bir yasa tasarısı daha, yani tabii onu herkes biliyor ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genelkurmay Çatı davası, yani 15 Temmuz'la ilgili Genelkurmay Çatı davası iddianamesinde ortaya koyduğu bir tablo var. Orada deniliyor ki örgüt diyor son olarak kendisine yardımcı elemanların da elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edebilmek için evet, üç devreyi birden toplu olarak emekliye sevk edecek ve hizmet süresini, yani bir askeri subayın hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir diyor. Ne zaman olmuş bu yasa, ne zaman gelmiş? 37 AKP milletvekilinin imzasıyla değişiklik 30 Aralık 2015 tarihinde torba yasayla gelmiş, geçmiş meclisten. Yani ondan sonra da tasfiyeler başlamış. Peki 2014-2015 şeylerinde ne olmuş? Şu yüksek askeri şuralarında. Onları da kendi yazımdan alıntı yaparak söylüyorum. 2014 şurasında general yapılan 19 albaydan 12'si
Ve 2015 şurasında genel yapılan 23 albaydan 20'si 15 Temmuz darbesine karıştıkları gerekçesiyle TSK'dan atıldı. Yani FETÖ'cü çıktı. O halde kim terfi ettirdi bunları? Bunları kimin terfi ettirdiğini de o dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel gazeteci Fikret Bila'ya açıklamıştı. Ve Fikret Bila'nın yaptığı özete göre işte diyor ben Başbakan Ahmet Davutoğlu'na götürdüm Genelkurmay'da hazırlanan listeyi. Baktık ki diyor Davutoğlu'nun elindeki listeyle bizim elimizdeki liste birbirine uymuyor. Onun üzerine işte ben işte Davut Başbakan işte beraber şeyin huzuruna çıktık diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktık. Orada diyor görüştük, orada karara bağladık diyor. Ve ben diyor Necdet Özel siyasi iradenin talimatları dışında hiçbir şey yapmadım diyor. Onların ne dediyse onu yaptım diyor. Yani bu nasıl almış oldu peki karar? Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Necdet Özel ve Hulusi Akar da Genelkurmay ikinci başkan olarak toplantılara alınmış. Kuvvet komutanları da kendileriyle ilgili konuşma söz konusu olduğunda zaman zaman içeriye davet edilmiş, sonra çıkarılmış, öbürü davet edilmiş falan. Bu şekilde görüşmeler yapıldıktan sonra terfi listesinden son şekli verilmiş. Yani ne hangi yıldan bahsediyor bu Necdet Özel bu şekilde? 2015 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı. Yani kim karar vermiş bu FETÖ'cü albayları kim terfi ettirmiş? Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Necdet Özel ve Hulusi Akar terfi ettirmiş. Şimdi onlar da darbe yapmışlar 15 Temmuz'da. Başka bir şey var. Fatih Altaylı'ya birisi telefon ediyor bir bakan. Ne zaman telefon ediyor? Yani yazı 22 Aralık 2013 tarihli olduğuna göre bir gün önce telefon etmişse 21 Aralık 2013 yani 17-25 Aralık operasyonun sürdüğü tarihlerde, günlerde. Henüz devam ediyor 17-25 Aralık ya adı üzerinde. 17-25 Aralık 2013. Bu yazı da 22 Aralık 2013. Bakan diyor ki Fatih Altaylı'ya, devlette diyor, görülen devletin kontrolü dışında paralel bir yapı kurmuşlar. Cirit atıyorlar, üstelik de dış bağlantılılar. Dışarıdan yönlendiriliyorlar. Bu işin içinde sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yabancı istihbarat örgütleri var. Bunu biliyoruz ve bu yapıyı kullanıyorlar. Yani siz bunu biliyorsunuz. 2013'te söylüyor bunu mu? Bakan. Bakan söylüyor, evet. Ama ne zaman söylüyor bunu? 15 Temmuz darbe girişiminden 2 yıl önce. Söylüyor. Yani bakan biliyor bunu. Söylüyor. Peki terfi ettirenler kim? Kendileri. O zaman bugün neyin kimden neyin hesabını soruyorlar ve kimden kim için niye suç duyurusunda bulunuyorlar? Bütün darbeci albayları general yapan siyasi kadro sizsiniz. Askeri kadro sizsiniz. Şimdi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan suç duyurusuyla hesap sormaya kalkıyorlar. Aslında kendi yaptıkları hataları örtbas etmeye çalışıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri sizden yorumlamayı sürdüreceğiz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Efendim, yorumumuzun sonuna geldik. Bir sonraki yorumda görüşmek dileğiyle.